Koronavirüs aşısının Türk mucitleri Uğur Şahin ve Özlem Türeci yeni bir çığır açmaya hazırlanıyor. Türk bilim insanlarının ürettiği aşılar bağışıklık sistemini tümör hücrelerine karşı harekete geçirmeyi başardı. Kanserle mücadelede yeni bir döneme geçiliyor. Koronavirüs salgınıyla mücadelede ilk aşıyı geliştiren BioNTech'in kurucu ortakları Uğur Şahin ve Özlem Türeci adından söz ettirmeye devam ediyor. Türk mucitlerin şimdiki hedefi ise kanserle mücadele. Kanser aşısı geliştirmeyi amaçlayan çift yaptığı çalışmalardan umut verici sonuçlar elde etti. Faz 1 çalışmaları tamamlanan kanser aşısı, bağışıklık sistemini tümör hücrelerine karşı harekete geçirdi. Çalışma 16 hasta üstünde denendi. Hastaların 8'inin kanseri yenmeyi başardığı tespit edildi. Bel ağrısı, Parkinson ve kalp problemleri gibi birçok hastalığa karşı yapabileceğiniz şeylerin sınırlı olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak egzersiz daha iyi hissetmenize yardımcı olabilir. Hatta sağlık sorunlarınızı da iyileştirebilir. İşte egzersiz de iyileştirilebilecek 7 sağlık sorunu. Hastalığı iyileştiriyor, olası hastalıkların da önüne geçiyor. Egzersiz birçok sağlık problemine iyi geliyor. Egzersiz kişiye özel olmalı. Kişinin yaşına, cinsine ve fiziksel durumuna göre ayarlanmalı. Ve kesinlikle toler edebileceği ölçüde başlayıp arttırarak devam edilmeli. Kişiyi yoracak ya da kişiyi sakatlayacak düzeyde olmamalı. Düzenli egzersizde 7 sağlık sorunu iyileştirilebilir. Bizim nörodejeneratif hastalıklar dediğimiz MS, Parkinson gibi hastalıklarda egzersiz çok önemli. Kalp hastalıklarında çok önemli. Kemik erimesi yani osteoporoz ve sarkopeni dediğimiz kas kitlesinin yaşla birlikte azalmasında çok önemli. Yine KOAH'ta akciğer kapasitesinin arttırılmasında önemli. Metabolizma hastalıklarında özellikle tip 2 diyabette çok etkili egzersiz tedavisi. Bununla birlikte en çok bildiğimiz sırt, bel ağrısı gibi omurga rahatsızlıklarında egzersizi öneriyoruz. Omuz hareketleri kısıtlı olan hastalarımızda omuz çarkı ve parmak merdiveni egzersizlerini uygulayabiliyoruz. Uzmanlar günde en az 30 dakika fiziksel aktivite öneriyor. El hareketlerinin geri gelmesi için biz propriosepsiyonunu uyararak beyinde bu hareketi tekrardan canlandırıp hareketin devamını sağladığımızı düşünerek nöroplastite dediğimiz yeniden şekillenme oluşturuyoruz aslında beyne.